Aks ekranlarından bir kez daha merhabalar değerli izleyiciler. Konuk eviyle sizlerleyiz. Programımıza hoş geldiniz diyoruz. Stüdyolarımızda değerli bir isim bizlerle birlikte din hizmetleri uzmanı Sayın Hava Aslan ve bugün de yine çok önemli bir konuyu konuşacağız, bir sohbet gerçekleştireceğiz. Kurban Bayramı'na yaklaştığımız bugünlerde kurbanlığı konuşacağız, kurbanı konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, kurbanı konuşacağız dedik. Geçen hafta da hac ibadetinden bahsetmiştik, onu konuşmuştuk. Bu hafta da yine çok önemli bir ibadeti konuşacağız. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Rabbim inşallah herkese nasip eder. O günü görmeyi, işte kurban ibadetlerini yerine getirmeyi. Bu duamızla, bu dileğimizle başlayalım programımıza. Evet. Arzu ederseniz kurbanın ne olduğu üzerinde biraz duralım tarif olarak belki. Kurban hani sözlüğe baktığımız zaman yakınlık sağlamaya vesile olan şey deniyor. Dini anlamda ise belli bir vakitte, zamanı belli olan bir vakitte hayvanı usulüne uygun olarak kesmektir. Allah adına, ibadet maksadıyla Allah adına kesmektir. Neden bu işi yapıyoruz? Rabbimiz bize bunu emrettiği için bu görevimizi yerine getiriyoruz ki bu belki Hazreti Adem'den beri tüm hak dinlerde olan, kaynağı Allah olan ve Allah tarafından peygamberlere gönderilen dinlerde var olan bir ibadettir. Hazreti Adem'in oğlu Habil'le Kabil de bunu yaşamıştır. Burada kurban vardır. Hazreti İbrahim'in sünnetidir ki belki bize hani en yakın olan bildiğimiz odur değil mi? Evet, en yakın olarak bildiğimiz o belki ve Hazreti Peygamber de Hazreti İbrahim'den gelen bu sünneti devam ettirmiştir ama sadece Hazreti İbrahim'den geldiği için değil, Kevser suresinde Fesalli li Rabbike venhar diye Allah-u Teala işte namaz kıl ve Allah için namaz kıl ve kurban kes diye orada emrediyor ve bu emirle bizler de bugün durumu müsait olan, yani kurban kesecek şartları taşıyan kimseler kurbanlarımızı kesiyoruz, ibadetlerimizi yapıyoruz. Evet, çok az da bir zaman kaldı Kurban Bayramı'na. Peki hocam kurbanın hükmü nedir diye soracak olursam nasıl açıklayacaksınız? Yani bu şartları taşıyan kimse için Allah tarafından o kimselere vacip kılınmıştır. Yani direkt hani hiç işte şöyledir böyledir demeye gerek yok. Belki farklı görüşler de vardır ama biz Hanefi mezhebini şu anda burada konuşuyoruz ve Hanefi mezhebine baktığımız zaman vacip olarak bize bu Allah tarafından emredilmiştir. İşte delili de Kevser suresi var. Başka surelerde de yine kurban ayetleri geçiyor. Mesela Allah'a sizin kestiğiniz hayvanların etleri değil de mealen söylüyorum. Sizin takvanız ulaşır. Yani burada bir kesim söz konusu. Yani Allah'a yapılan bu bir ibadetin varlığı söz konusu ama Allah'a ulaşacak olan o hayvanların etleri ya da başka şeyleri değil ama Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır diye ayet-i kerimede Allah Teala bunu bize söylüyor. Dolayısıyla gücü yeten insanların ki şartları var, bunları belki ileride konuşacağız biraz sonra, vacip olarak bunu yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Evet, peki bu şartlardan bahsedelim dilerseniz biraz. Nedir bu şartlar? Bir kere kişinin Müslüman olması gerekiyor. Yani İslam diniyle şereflenmemiş bir insan, yani İslam'ı kabul etmemiş bir insanın kurban kesmesi bizim dinimize göre çok bir anlam ifade etmez. Kişinin önce Müslüman olması gerekir. Sonra yolcu olmaması gerekir. Ne demek yolcu olmamak? Yani özellikle şimdi bayram zamanlarında yaptığımız bir şey var ki bu aslında çok hoş bir şey değil. Bayramı fırsat bilip, tatil bilip, şimdi yine öyle olacak. Evet. İşte başlayıp özellikle işte, uzun tatiller uzun tatiller, 29 Ekim de ekleniyor ona. Hadi soluğu işte güneyde alalım, tatil beldesinde denizde alalım. Değil tabii. Böyle bir yolculuğa çıkıldığı zaman kişi kurban, ben nasıl olsa yolculuğa çıktım, kurban kesmeyeyim olmaz. Bu doğru bir yorum değil, doğru bir tavır değil. Tamam, yolcu olan kurban kesmez çünkü yolculuktadır. Kurbanın etini ne yapacak, hayvanı ne yapacak, nasıl gidip alacak, şartları çok uygun olmayabilir ama
biz kendimiz bunu mutlaka ayarlamamız gerekiyor. Mesela bir tır şoförü için Almanya'dayken bir kurban kesmesine, Almanya'da kurban kesmesine gerek yoktur. Yani bu görevden, hani bu görev onun üzerinden kalkmıştır ama eğer gücü yetiyorsa, ailesi işte olduğu yerde sabitse, bir yere gitmiyorsa, mesela ailesi onun adına bu görevi çok rahatlıkla yerine getirebilir. Dolayısıyla hani ben tatile çıktım, yolcuyum deyip de asla bu görevimizden kaçmamak lazım ki belki şöyle bir şey de var, tatile gidip ailelerden, annelerden, babalardan uzakta bir telefonla onlarla bayramlaşıp, sıla-i rahimi kesip, sıla-i rahimi yapmayıp, işte dinlenmek adına onlardan uzaklaşmamak lazım. Bu zaten hiçbir bayramın ruhuna uygun değildir. Kurban bayramının ruhuna hiç uygun değildir. Çünkü kurbanınızı keseceksiniz, bir bölümünü dağıtırken bir bölümünü ailecek oturup, beraberce ziyafet verip bir araya gelip paylaşımda bulunacaksınız. Yani bayramların amacı budur. Dolayısıyla evet, yolcular kurban kesmeyebilirler ama bunu farklı şekilde kullanmamak lazım. Evet. Sonra diğer bir şartı, nisap miktarı mala sahip olmak diye biz bunu izah ediyoruz, söylüyoruz. Ne demek nisap miktarı mala sahip olmak? Kişinin mal varlığının, yani zenginliğinin bulunması gerekiyor. Nasıl? O kişinin mesela borçlarını düşmüş olup bu borçlarının, yani bir miktar parası var diyelim, o miktar paranın yanında borçları da var. O borçlarını düşecek, var elindeki olan o paradan hesap edecek, düşecek ve bu hesabın sonunda 81 gram altın miktarın parası varsa kişinin, onun kurban kesmesi gerekiyor ki kurbanın zekattan ayrılan bir bölümü de var. Mesela zekatta diyelim ki bir yıllık bir süre gerekiyor. İşte atıyorum, babamızdan bize miras kaldı. İşte 20 milyar bir paramız var. Bu 20 milyarın üzerinden bir yıl geçmesi lazım ki biz onun zekatını verelim. Ama kurbanda böyle değil. Kurbanda işte Arife günü babanızdan o miras geldi, 20 milyar. Ertesi günü kurban bayramı sabahı mutlaka o paranın, yani kurbanını kesmeniz gerekiyor. Evet. Tıpkı şeyde olduğu gibi, zekatta olduğu gibi bir yıl gibi bir süre beklememek lazım. Evet. Hemen peki onu... hocam, vefat etmiş anne ve baba için de kurban kesilmesi gerekir mi? Evet, burada vasiyetin olması çok daha doğru olur. Anne ve babalar bu konuda vasiyet yapmışlarsa o kurbanı keseriz, dağıtırız. Ama anne babamızın öyle bir vasiyeti yok da biz kesip hayırlı bir evlat olarak onların ruhuna bunu bağışlamak istiyoruz. Bunu kabul, yani geçerlidir, olur diyen alimler de var, olmaz diyen alimler de var. Biraz sıkıntılı bir durum burası ama sonuçta bu Allah'a yapılan bir ibadet. Kişi bunu çok arzu ediyor, istiyorsa böyle insanlar geliyor karşımıza. Hocam, babamın bana işte şu kadar tarlası kaldı, ben onun arazisini yiyorum, içiyorum, yani ona da kurban kesmek istiyorum, onun adına bu ibadeti yapmak istiyorum. Bunu yaptığı zaman anne babasına bu sevap ulaşıp ulaşmayacağını elbette ki Allah bilir ama ulaştığı takdirde bir problem yok. Ulaşmadığı takdirde bu kurbanın sevabı ne olur? Kişinin kendisine gelir. Dolayısıyla hani insanları birden kaldırıp bir tarafa koyup hayır olmaz diye kestirip atmak da çok doğru olmaz. Çok rahatlıkla evet olur demek de çok doğru olmaz. Hazreti Peygamber'in hayatından sonra Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in damadı olarak onun adına bir kurban kesmişti. Ancak Hazreti Peygamber bunu ona vasiyet etmişti. Belki burada hani bu onun için vasiyet biraz ön plana çıkıyor. Yani bu konuda karar verme merci değiliz. Biz kabul olur mu olmaz mı? Kabul bölümü tabii ki Allah'a aittir. Evet. Rabbimiz onun kabul olup olmadığını bilir ama bu hani bu istekte bulunan bir evlat için de, yani çok arzu ediyor, istiyor, kurbanını kesti. Kabul edecek olan Allah-u Teala annesi adına ya da babası adına bunu kabul eder.
Etmezse de kişinin kendi adına kesilmiş ve kabul edilmiş bir kurban olarak sevap defterine geçer. Sonuçta kimsenin bir kaybı olmaz evet. Yani. Evet, peki hocam diğer ibadetlerimizden de ibadetlerimiz zamanında da bahsederken de bahsetmiştik. Her ibadetin toplumsal bazı faydaları olduğunu biliyoruz. Evet. Ramazan'da yine öyleydi, hac ibadetinde yine öyleydi. Peki bu ibadetin nedir toplumsal faydaları? Evet, yalnız burada şeyi de söylemek istiyorum. Hani demin şartlarını sayarken bir maddeyi unuttuk. İsterseniz onu da söyleyip ondan sonra sorunuzun cevabına geçeyim. Dördüncü bir madde, beşinci bir madde olarak kişinin akıl ve bali olması lazım. Ne demek bu? Yani çocuğun bankada diyelim ki işte 50 milyar altını var, yani ya da 50 milyar parası var. Çocuğun anne babası da hayatta değil, bir başkası ona işte amcası bakıyor, teyzesi, dayısı bakıyor. Bu kişinin, bu çocuğun bu parasını hani kullanmamak lazım. O çocuğa çünkü kurban düşmüyor. Bir kişiye kurban düşebilmesi için buluğ çağına ermiş olması lazım. Ergenliğe ermiş olması lazım. Dolayısıyla o çocuğun kurban kesmesi gerekmez. Yine zihin engelli birisi ise yine o kişinin de geleceğini, malını çarçur etmemek için yine bu ibadetten o sorumlu değildir. Çünkü zaten ibadet dediğimiz şey hani aklı ve ergenliği tam olan insanlar için geçerlidir. Kişi bu tamlığa ulaşmamışsa zaten Allah-u Teala onu sorumlu kılmıyor. Allah'ın sorumlu kılmadığı bir kişinin malına da dokunmamak lazım. Evet, ibadetlerin toplumdaki faydaları, evet, bunu konuşalım faydalar. Biraz belki. Özellikle kurban ibadeti yine bir zekat ibadeti gibi malla yapılan bir ibadet ve Allah-u Teala sistemi oturtururken o kadar güzel, o kadar mükemmel oturturuyor ki, oturturmuş ki Rabbim. Düşünün, gerçekten bir yıl boyunca evine et giremeyen insanlar var. Bu Türkiye şartlarında da var, dünya şartlarında da var ki şimdi çok güzel de sistemler oluşturuldu. Dünyanın birçok yerine, birçok fakir insanına, birçok eti gerçekten hayatı boyunca göremeyecek olan insanlara et ulaştıran sistemler oluşturuldu. Çok harika bir şey oldu bu. İşte Allah-u Teala ne yapıyor? Bu kurban yoluyla o bir sene boyunca evine et giremeyecek o insana et ikramında bulunuyor ki bol bol, yani acımadan, ay işte yani bugün 250 gram yiyeyim, yemeğe koyayım ya da yarına işte bir hafta sonrasına da kalsın, böyle bir düşünceye kişiyi sevk etmeden rahatlıkla o gün bütün insanlar, hatta bütün mahlukat, değil mi? Kedisinden böceğine, evet, kadar herkes doya doya et yiyebiliyor ki bu hiç et alamayan o insanlara sunulan bir nimet. Bu nimetin, bu güzelliğin karşısında o et alan insanlar da kendilerine et ikram eden insanlara karşı çok büyük bir muhabbet duyuyorlar. Tıpkı zekatta ve sadakada olduğu gibi ne oluyor? Toplumda insanlar arasında sevgi oluşuyor. Bize uzanan eli, yardım için uzanan eli, ihtiyacımız varsa yardım için bize uzanan el bizim için değerli oluyor. İnsan için değerli oluyor. Dolayısıyla böyle bir yardımlaşma toplumun kaynaşmasını, birbirine sevgi ve muhabbet duymasına sebep oluyor ki toplumda sevgi ve muhabbet olduğu zaman, kaynaşma olduğu zaman zaten yanlış şeyler olmaz. Ve eğer bugün toplumda yanlış şeyler oluyorsa, yani bu toplumun birbirine muhabbetinin ve sevgisinin, saygısının az oluşundan kaynaklanıyor. Evet, o muhabbeti tekrar hatırlamak için, yerine getirmek için, evet, böyle ibadetlere ihtiyacımız olduğunu, kesinlikle, görüyoruz. Peki kurban edilecek hayvandan bahsedecek olursak biraz, hangi hayvanlar kurban edilir öncelikle ve hangi özelliklere sahip olması gerekir kurban edilecek olan, evet, hayvanın? Şimdi toplumumuzda şöyle bir yargı var. Mesela sorularla, telefondaki sorularla bu çok geliyor. İşte hocam ben bir horoz adadım, horoz kurban edeceğim. Yani horoz kelimesiyle ya da tavuk ya da ne bileyim kaz. Evet. Yani bu kuş türü olan bu hayvanlarla, hayvanların
ismiyle kurban kelimesi bir araya gelemez. Çünkü yani bunların kurban edilmesi caiz değildir. Kurban edilmesi edilebilir olan hayvanlar işte koyunlar, işte koyunun erkeği, işte dişisi ve keçi aynı konumda, işte inek ve cinsi, yine deve, bunlar bunlar kurban edilebilir. Ama mesela ehil olmayan ceylan, işte geyik, bunlar yine kurban edilmez. Kurban edilmeyenler arasında. Dolayısıyla yani tavuktu, horozdu, hocam kurban keseceğim falan, bunlar kurban edilmez. Çünkü ayet-i kerimelere de baktığımız zaman dört ayaklı hayvanlar, davarlardan bahsediyor ayet-i kerimede Allah-u Teala. Dolayısıyla en önemli şart bu kurban edilecek hayvanların bu saydığım cinslerden birisinin olması. Sonra yine bunların kurban edilmesinde yani eksiklikleri, noksanlıkları olmaması lazım. İşte ne bileyim gözü kör, işte ayağı topal ya da memelerinde sağlam bir hayvansa memelerinde eksiklik, işte boynuzlarının sonradan kırılmış olması, kulaklarının kesilmiş olması. Ama doğuştan gelen bir eksiklikse bunda problem yok da, işte mesela boynuzu, doğuştan boynuzsuz hayvan, hiç boynuzu bitmedi, bunda bir problem yok ama doğdu, büyüdü, kocaman boynuzları vardı ve boynuzlar kırıldı, bu durumda bu hayvan mesela kurban edilmez. Bunun gibi bir takım şartları var. Bir de yine büyükbaş hayvanlar dediğimiz hayvanlarda 2 yaşını mutlaka doldurmuş olması gerekiyor. Bu sonra küçük baş hayvan dediğimiz hayvanlarda da bir yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ama bir koyun 6 aylık olup da annesi gibi bir görüntüye sahipse o da yine kurban edilebilir şeklinde bir hüküm var. Evet. Evet, özellikle adak kısmında sanırım bu kuş cinsi hayvanlar adanır, öyle denir. Evet. Bunun da yanlış bir durum kesinlikle olduğunu adaklarda aktarmış olduk. Evet. Çünkü bir şeyi adarken onun ibadet cinsinden olması gerekiyor. Evet. Yani adaklarımızın ibadet, yani ben filanca işim olursa işte sokağa süpürüp çevre temizliğini sağlayacağım. Bu bir adak değildir. Ama şu felanca işim olursa, atıyorum kızım üniversite imtihanını ya da oğlum üniversite imtihanını kazanırsa işte 10 rekat namaz kılacağım. Bu bir adaktır. Yine işte bir koyun kurban edeceğim şeklinde bir adakta bulunsa bu bir adaktır. Ama bir horoz keseceğim şeklinde bir adakta bulunursa bu şekilden bir ibadet olmadığı için böyle bir adak geçerli bir adak değildir. Evet. Peki kurbanın sahih olabilmesi için aranan şartlar nelerdir? Evet. Bunun için bir kere bu kurban ibadeti, yani bir adak değil de kurban ibadeti olarak bunu yapıyorsak, ne dedik başta? Belirli vakitte yapılması gerekiyor. Yani kurban bayramının haricinde bir kurban kesilmez yani. Kesilmez derken adağın dışındaki. İşte evet. Kurban bayramı geliyor. Ya ben kurban bayramında işte ziyarete gideceğim. Bir gün önce kesip kurbanımı gideceğim. Bu kurban vazifesi varsa, bizim üzerimize kurban vacipse, bu vücubiyeti düşürmez. Kurban bayramı girdiğinde mutlaka o görevi yeniden yerine getirmemiz gerekiyor. Yani bir kere zaman olarak bunun mutlaka olması gerekiyor. Bir de niyet önemli, bu geçerli olabilmesi için. Evet, diğer ibadetler için de aslında önemli olan bir unsur değil mi niyet? Kesinlikle. Yani innemel amalü bin niyat hadis-i şerif var. Hazreti Peygamber, ameller niyetlere göredir. Şimdi kurbanı et yeme niyetiyle kesiyorsanız, ki telefonda bu tür sorular da geliyor. Hocam diyor, aslında diyor çok diyor, ben diyor kurban kesecek durumda değilim ama diyor çocuklar başkalarının eline bakıp da üzülmesin, et yesin, hani evde et olsun diye ben bu kurbanı keseceğim. Bu yanlış. Bu size bu şekilde düşünüp de kurban kesen hiç kimseye bu sevap kazandırmaz. Bunun elde edeceği sadece ve sadece ettir. Etten öteye geçmez ve bunun girdiği, mesela diyelim ki büyükbaş hayvana girdi ve 7 kişi o kurbanı kesiyor. Oradaki 6 kişi kurban kesme gayesiyle giriyor ama bir kişi et elde etme gayesiyle giriyorsa o
kurban, kurban olmaktan çıkar. Yani diğerlerinin kurbanını da bozar. Dolayısıyla herkes, yani kurban bayramında hayvan keserken, kestirirken ya da Allah rızası için Allah'ın bize vacip olarak emrettiği kurbanı kesme niyetiyle bu kurbana girmelidir. Ya da adak varsa adak olarak da girebilir ama amaç yine nedir? Allah'ın rızasını kazanmak. Evet. Ya da çocukların akika kurbanı şeklinde ise bu da olabilir. Çünkü burada da yine amaç Allah'ın rızasını kazanmak. Yani kurban bayramı için kurban hayvanına girebilir. Akika kurbanı için girebilir. Adağı varsa bunun için girebilir. Hiçbir problem yok. Ama ve lakin şey için girdiğinde işte et elde etme gayesiyle girdiğinde bu o kurbanı bozabilir. Burada sıkıntı var. Onun için mutlaka niyetlerimizi Allah rızası için ve Allah'ın rızasını kazanmak için yapmamız gerekiyor. Bu da o kurbanın sahih olması, geçerli olması ve bizim o sevabı alabilmemiz için gereken şartlardan bir tanesidir. Evet, hatta birlikte kurban keseceğimiz insanların da düşüncelerini bilmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Mutlaka. Tabii zaten şu var, herhangi birisiyle zaten insanımız bizim gidip kurbana girmiyor. Mutlaka kurbana girerken birbirlerini tanıyan insanlar kurbana giriyorlar ve dolayısıyla bu durumda da bir insanın Allah rızası için mi yoksa başka niyetle mi kurban kestiğini insanları tanıdığımız için biliriz. Evet. Peki sonrasında kurban kesildi, bu et dağıtılacak, bunu nasıl ayarlamamız gerekiyor? Evet, bu da çok önemli bir şey. Kurbanı Hazreti Peygamber 3 bölüme ayırırdı. Bir bölümünü ailesine ve kendisine ayırırdı. Bir bölümünü kurban kesmiş akrabalarına dağıtırdı. Bakın bizde bu yok. Evet. Yani kurban kesene sanki kurban eti verilmez gibi bir anlayış var. Hatta siz elinize bir parça alıp gidip kurban kesmiş akrabanıza ya da komşunuza verdiğinizde kurban etini ona uzattığınızda size diyor ki "Aa ben kurban kesmiştim." Halbuki Hazreti Peygamber'in tasarrufuna baktığımız zaman bir bölümünü eve ayırıyor, bir bölümünü kurban kesmiş ailelere, akrabalarına dağıtıyor, bir bölümünü hiç kurban kesmemiş insanlara dağıtıyor. Kurbanı bu şekilde ayarlamak Hazreti Peygamber'in sünnetini yerine getirmek olur. Dolayısıyla bunu mutlaka yapmalıyız. Biz götürdük, kurban kesen akrabamıza kurbanı verirken o da hemen "Ay ben de sana vereyim" deyip bir parça o da bize verir. Ha, biz şöyle bir cümleyle ona karşı çıkmıyor. "Ya bizim kurbandan bayağı çok çıktı. Sağ ol, Allah razı olsun. Bir başkasına ver." Bunu demeye gerek yok. Çünkü onun içinden geldi. Sen ona ikram ettiğin gibi o da sana ikram ediyor. O kurbanı alırsın kendin ama kendi kurbanından daha çok dağıtırsın. Evet. Bir de belki bu bölümde kurbanın dağıtılması bölümünde şeyi de konuşabiliriz. İnsanlar yine gelen sorulardan birkaç tanesi belki. Hocam diyor, şey yapıyor, buzluktaki geçen kurban bayramından kalan eti diyor, kurban eti olarak komşusuna veriyor. Yeni kestiği eti buzdolabına koyuyor. Evet, ya da başka bir etle değiştiriyor. Ya da daha önceden almış olduğu buzdolabında olan kasaptan aldığı eti veriyor. Yeni eti buzluğuna koyuyor. Bu doğru değil. Bu Allah'ın bize emrettiği şeye aykırıdır. Bize emredilen nedir? Hayvanımızı keseceğiz, kurbanımızı Allah rızası için keseceğiz ve onun etini dağıtacağız. Burada bu da var. Sonra başka bir yine şey, sıkıntılı bir durum. Bunu aslında nasıl izah edeceğimi çok bilemiyorum. İşte kemikleri... Bir gün işte iş yerine yakın bir yerdeydim öyle diyeyim. Bir kurban bayramıydı. Kemikleri sıyırmış. Evet. Bayanın birisi kemikleri çöpe atıyor. Ötekisi soruyor, "Ne atıyorsun?" O da diyor ki işte "Kemikleri çöpe atıyorum" diyor. Belli ki kullanılmayacak durumdalar. "Ay" diyor, "niye öyle yapıyorsun" diyor. "Ben filancaya verdim" diyor. "Gariban" diyor. "Sen de kemikleri ona ver." Yani bu da çok yanlış bir şey. Yani biz kendimizin yemediğini
Bir başkasına nasıl teklif edebiliriz? Bir başkasına bunu teklif edemeyiz. Evet, hayvanı verirken, etimizden verirken hepsi tabii ki et olmayacak. Ama et ve kemiği de tamamen sıyırıp kupkuru bir kemik olarak, çöpe atılacak bir kemik olarak vermeyeceğiz. Ne yapacağız? Hayvanın bir parçası doğal haliyle, etiyle, kemiğiyle olduğu gibi koyup poşete vereceğiz. Yani bu tür şeylerden de, insanları rencide edecek hareketlerden de kaçınmak lazım. Evet, tabii ki çok önemli noktalar bunlar. Peki yine kurban üzerinden konuşuyoruz. Faziletlerinden bahsedecek olursak biraz bu ibadetin neler söyleyebilirsiniz? Evet. Şunu sakın unutmayalım. Allah-u Teala bu ibadetle insanoğluna çok büyük mükafatlar verecektir. Hatta bunu yerine getirmeyenlere mescidimize yaklaşmasın buyuruyor yani. Bizim mescidimize gücü yettiği halde bu ibadeti yerine getirmeyen bizim mescidimize yaklaşmasın buyuruyor. Bu Allah için önemli bir ibadet. Mesela haçta da haccın tamamlanması için gerekli olan bir ibadet yine. Dolayısıyla insana çok önemli duygular kazandırıyor. Çocuklarımıza da bunu alıştırmamız lazım. Şimdi mesela kurbanlar önceden açıkta kesiliyordu falan, bu sıkıntılı bir durumdu ama belki bu bölüme de değinelim isterseniz burada. Mesela şimdi belediyelerde işte kurban kesim yerlerinde, ama ben değerli izleyicilerimize şunu tavsiye ediyorum. Mutlaka çocuklarımızın elinden tutarak oralara gidelim. Belki kesim anında değil, yani ilk anda değil kesim ama anında kötü bir etki yapar, kesinlikle yapar. Ama daha sonraki merhalelerde çocuğun kurbanla haşır neşir olmasını, onun mutlaka eğer gücü yetiyorsa yapılması gereken bir ibadet olduğunu çocuğun öğrenmesi lazım. Evet, anlayabilmesi için ve bu ibadetin bizden sonra evlatlarımızın da bu ibadeti devam ettirmesi için mutlaka bununla karşılaşması lazım. Çünkü bu Allah'ın insana verdiği, onun temizlenmesi, onun kurtuluşa ermesi için verdiği bir kurtuluş çözümüdür. Biz bundan faydalanıyoruz. Rabbim bize bunu nasip ediyor. Mutlaka evlatlarımızın da bu nasipten nasiplenmesi gerekiyor. Onun için evlatlarımıza bunu alıştırmalıyız. Biz de bunu yaparken kesinlikle Allah'ın rızasını gözetmeliyiz ki ayet-i kerimede belki başta da söyledik. Allah'a ulaşacak olan onların, o hayvanların etleri değil ama bizim takvamızdır. Demek ki takvanın bir gereğidir bunu yerine getirmek. Evet. Yani sorumluluğun bilincinde olmanın bir gereğidir bu görevi yerine getirmek. Biz bunu yerine getirdiğimizde de Allah-u Teala mutlaka bunun mükafatını bizlere bahşedecek. Evet, tabii ki günahlarımızın affolması için belki de bize sunulan bir nimet olarak kesinlikle değerlendirebiliriz. Evet, tıpkı diğer ibadetler gibi. Bir kurtuluş, evet kesinlikle. Evet. Bir haç gibi, bir namaz gibi. Bu da Allah'ın bize emrettiği ve kurtuluşumuza vesile olan ibadetlerden bir tanesi. Evet. Peki geçtiğimiz günlerde bir açıklama vardı. Ordu müftüsü tarafından yapılmıştı. Hatta kurbanlıklar elimizdeyse eğer onlara mutlaka şefkatle yaklaşın demişti Müftü Bey. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Eğer kurbanlığı biz büyütüyorsak elimizdeyse ya da bir süre önce almışsak nasıl davranmalıyız o hayvana? Yani kesinlikle bir kere şunu söylemek lazım. Hayvana sadece kurbanlık olduğu için değil, her zaman çok iyi davranmak lazım. Hazreti Peygamber bunu hep böyle yaptı. Onun hayatında bir kez bile mesela devesine vurmayı bırakın, yani çok böyle sert bir ifadesi bile olmadı. Deveden bahsediyorum mesela. Hatta devesine sert davranan insanı da azarlamıştı. Mutlaka hayvanların hepsine, işte etrafımızdaki kedilere, köpeklere, ne kadar hayvanlar varsa hepsine mutlaka çok iyi, çok sevecen davranmalıyız. Onlar bunu çok iyi anlıyorlar. Kaldı ki bizim onunla ibadet yapacağımız hayvana olan sevgimiz, muhabbetimiz
çok daha farklı, çok daha güzel olmalı. Mutlaka onu okşamalı, onu sevmeli, ona çok güzel muamelede bulunmalı, bakımını çok iyi yapmalı. Hatta süslenir değil mi? Aslında böyle bir geleneğimiz Anadolu'da, de var. Anadolu'da var süslenmesi. Hani bu belki dinin bir emri değil ama Anadolu'muzda bu var. Neden? Çünkü ey koyuncağız, yani ey yani koyuncağız, o sevgili, o muhabbet dolu. Çünkü gerçekten çok sevimliler. Seni Allah'a ulaşmak için kendime vesile kılıyorum. Bunun anlamı budur. Biz onunla Rabbimizin katında bir yerler, bir değer elde etmiş oluyoruz. Hal böyleyken ki o bunu canıyla, değil mi, veriyor. Sonra sadece o mu mesela? Geriye dönüp baktığımız zaman, bunun sünnetine dönüp baktığımız zaman, Hazreti İbrahim'den gelen bir sünnet ve Hazreti İbrahim'den Allah'ın arzuladığı, istediği, ey İbrahim, Allah'a dua ediyor, diyor ya Rabbi, bana bir evlat, hayırlı bir evlat ver, en çok sevdiğimi sana kurban edeyim. Ve bu en çok sevdiği şey, Allah ona evlat veriyor ama en çok sevdiği şey de evlat. Ve o evladın Allah'a kurban edilişi var. Orada o evladın boyun büküşü var. Emrolunduğun şekilde hareket ettiği var. Ve gözleri bağlanan ama asiler gibi ellerinin ve ayaklarının bağlı olmasını istemeyen, boynunu uzatan, kesilmesini, canı gönülden kurban edilmesini kabul eden bir çocuk var ve bu çocuğun bu itaati, bu babanın Allah'a olan itaatinin neticesinde gelen bir koyun, gelen bir koç ya da dolayısıyla bakın burada aynı zamanda evlatlarımızın bir kurtuluşudur. Kurban, o ister büyük baş olsun, ister küçük baş olsun, baktığımız zaman evlatlarımızın bir kurtuluşu olarak bize verilmiş bir mükafattır. Ya Rabbi, sen bize bu evlatları bahşettin. Biz de senin verdiğin nimetlerden senin yarattığın insanlara bahşediyoruz. Evet. Böyle bir güzellik var burada. Dolayısıyla onları okşamak, sevmek, kurban yerine götürürken asla onlara zarar vermeden, incitmeden, televizyonlarda seyrediyoruz, kaçıyor işte, çok bazen evet, bununla şiddet ilgili hatta şimdiden hazırlıklar yapılmaya da başlandı büyük şehirlerde. Evet. Bununla ilgili timler kuruldu. Mutlaka yine benzer manzaralar karşımıza çıkacağı benziyor bu bayramda da. Yani inşallah çıkmaz. Temennimiz o. Hiçbir hayvan incinmez. Evet. Hiçbir hayvan eziyet görmeden tamamen İslam'ın emrettiği şekilde severek, okşayarak inşallah Rabbim en güzel şekilde onları kurban etmeyi nasip eder. Bir de kurban kesilirken yine o anda tekbir getirmek, kurban sahiplerinin tekbir getirmesi de çok önemli. Ve kurbanı kesen kişinin de Bismillahi Allahu Ekber demesi yine çok önemli. Çünkü besmele olmadan zaten o etin yenmesi de mümkün değil. Dolayısıyla o zaten o Bismillahi Allahu Ekber ya da Allah, tekbir seslerini duyduğu zaman müthiş derecede itaat ediyor. Bilmiyorum sizin seyretme imkanınız olmuş muydu ama İngiltere'de bir koyun yetiştiricisi, Müslüman birisi, İngiliz, kurbanların kulağına ya da hayvanların kulağına Allahu Bismillahi Allahu Ekber dediği zaman, bunu televizyonda seyrettim ben, çok müthiş bir şekilde hiç çırpınmadan, hiç elleri ayakları bağlanmadan onları Bismillahi Allahu Ekber diyor kulağına ve yatırıyor onu, koyun. Yani adı aynen adı gibi, böyle koyun gibi oluyor yani. Hiç ne bir sallanma ne bir çırpınma. Böyle bir manzara seyrettim televizyonda. Ben çok müthiş bir şeydi. Çok etkilendim oradan. Evet. Kurbanlar zaten bu sesi duydukları zaman kendileri
Allah'a teslim olacaklardır yani. Evet, çünkü öyle de bir durum. Kimin için, ne için oraya yattıklarını biliyorlar. Biliyorlar. Evet. Peki kurbanlığın yenilmeyen kısımları da var tabii. Evet. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii mesela kurbanın kanı içilmez, akan kanı. Ben bununla ilgili soru almıştım. Hocam işte bizim bir tanıdık o kesilen gırtlağın altına bardağı tutup o kanı içiyor. Tabii bu çok itici geliyor ama bilemiyorum insanlar neden böyle bir şeyin ihtiyacını duyuyorlar. Ama ve lakin şu var, o kan ayet-i kerimede akan kan kesinlikle haram kılınmıştır. Yine hayvanın tenasül organı diyelim, uzuvları, evet. Bu gibi şeyler de yenmez. Bunları da yine gömmek lazım. İşte o olan neredeyse artık nerelerde ne yapılıyorsa imha etmek lazım. Anadolu'da yine insanların biraz buna düşkün olduğunu görüyorum. Buna şahit olduk yani. Bunu yemek de kesinlikle haramdır. Bunlar da yenmez. Bunun haricinde hayvanın her şeyi yenir yani. Yine derisi de aslında bu da çok önemli bir konu. Derisini de mutlaka gerekli yerlere ulaştırmakta evet, fayda satılmaz, var değil mi? Satılmaz, bunu biliyoruz. Hayvan, yani kurban edilen hayvanın hiçbir şekilde satışı olmaz, eti satılmaz, derisi satılmaz. Yani her şeyinin bağış olması gerekiyor. Evet, gerekli yerlere yine usulünce o ayıklanıp, temizlenip, tuzlanıp en kısa sürede verilmesi gereken yerlere bağış olarak verilmesi gerekiyor. Evet. Peki kurbanla ilgili, kurban bayramı ile ilgili bazı tekbirler var. Bunlar neler? Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, teşrik tekbirleri diyoruz biz buna. Bu arada unuttuğumuz başka bir şey daha var. Onu da hatırlatalım. Özellikle kurban kesildiği zaman benim unuttuğum bir şey. Kurban kesildiği zaman kurbanın namazını da kişinin kılması sünnettir. Hatta müstehaptır. Yani kişi biliyorsa şu anda benim kurbanım kesildi, o anda kendisi abdest alıp iki rekat Allah'a şükür namazı kılması güzel bir şeydir. Bunun haricinde teşrik tekbirlerine geldiğimiz zaman Arefe günü dediğimiz günde, Arefe günü sabah namazından başlayıp sabah namazının farzını kıldıktan sonra bütün namazların farzından sonra tekbir getirmek durumundayız ve bu Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eden bir süreçte her namazdan sonra namazın farzını kıldıktan sonra yanlış bir anlaşılma olmasın. İşte sabah namazının sünnetini kıldık, sonra farzını kıldık. Farzından sonra tekbirleri getirmemiz gerekiyor. Yine öğlen namazını kıldık, öğlen namazının sünnetini kıldık, farzını kıldık. Tekbirlerimizi getiriyoruz, ondan sonra son sünneti kılıyoruz. Yine ikindi de farzından sonra, akşamın farzından sonra. Mesela akşamın farzı önce kılınıyor. Akşamın farzını kıldıktan sonra teşrik tekbirini getiriyoruz, sonra sünnetini kılıyoruz. Yani farz namazı kıldıktan sonra bu tekbirleri getirmemiz gerekiyor. Kişi diyelim ki bayramda bir vakit namaz kaçırdı, kazaya kaldı namazı. Bayramın içinde bunu kazasını yapıyorsa mutlaka yine tekbirini getirmesi gerekiyor. Ama bayram içerisinde o namazın kazasını yapamadı da sonraya kaldıysa artık tekbire gerek kalmıyor. Evet. Bunlar da yine üzerimize vacip olan şeyler, mutlaka yerine getirmemiz gerekiyor. Evet. Hocam bu arada kurbanı bayram boyu, bayram süresince kesebiliriz değil evet, mi? Evet. Bayramın üçüncü günü ikindi namazına kadar kurban kesebiliriz. Birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü ikindi namazına kadar bu görevi yerine getirebiliriz. Ama birinci günü kesmek en faziletlisidir. Hazreti Peygamber bayram namazından gelir, kahvaltıyla falan hiçbir şeyle uğraşmadan hemen ilk işi kurbanını keser, hatta o kurbandan bir bölüm içeriye verir. Hani yine Anadolu'da bu var, kahvaltı evet, için kurban o et bayramı pişerken, dışarıda kurban halledilirken o et de içeride pişirilir ve kurban etiyle kahvaltı yapılır ki bunu insanlarımız yanlış, biraz yanlış algılıyorlar. Şöyle yanlış algılıyorlar. Özellikle büyük şehirlerde işte kurban etiyle iftarımı yapacağım sanki oruç tutuluyor gibi ki oruç tutuyorlar. Halbuki bayramda oruç tutulmaz.
Bu çok yanlış bir şey. Kurban evinin bahçesindeyse ya da yakın bir yerdeyse ve kahvaltıda gelecekse o zaman onunla kahvaltı yapabilirsin, ama İstanbul gibi bir yerde akşam ezanıyla gelecek olan kurban etini bekleyip de kurban etiyle kahvaltı yapacağım demek doğru olmaz. Kahvaltı olmamış oluyor zaten. Yani o gün oruç tutulmaz, yani bayramda oruç tutmak haramdır. Dolayısıyla kurban eti geç gelecekse biz mutlaka yemeğimizi yeriz. Evet. Peki hocam, programımızın sonuna geldik. Son olarak bayramı nasıl değerlendirelim ve bayramla ilgili mesajlarınızı alalım sizin. Evet. Programımızı kapatalım. Mutlaka şey yapalım. Ailelerimizi eğer imkanımız varsa, bunu tatil olarak değil de akraba ziyareti, aile ziyareti olarak mutlaka bu şekilde değerlendirelim. Sılahi rahimi devam ettirelim. Bayram mutlaka kişiler birbiriyle barışsınlar. Bayramların amacı bu zaten. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Rabbim inşallah kurbanlarımızla beraber kurtuluşumuzu da bayramla beraber bizlere nasip eylesin. Amin diyoruz. Bizler de katılıyoruz. Değerli izleyiciler, konuk evini burada noktalandırıyoruz. Bizler bir başka konuk eviyle yeniden görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Sizlere iyi cumalar diliyoruz.